Herkese merhaba. Biz bu videoda insanlık tarihinin ilk edebi ürünü olarak kabul edilen Gılgamış Destanı üzerine konuşacağız. Ama önce Sibel Hocam'a bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Elif Hocam. Sağ olun. Siz de iyisinizdir umarım. Biz de iyiyiz. Yavaş yavaş sıcaklar geçecek gibi bir ümit, teselli aslında. Yaz mevsimi bitiyor diye ben çünkü her yaz depresyona girip sonbaharda bir daha kendine gelen insanlardanım. Sıcak havada çalışmak hakikaten çok zor. Gılgamış'a dönersek, biz Gılgamış Destanı'nı okuma atölyesinde birlikte inceledik. Sibel Hocam da kendi blogunda kitapincelemesi.com'da aslında ona ait bütün detaylı araştırmalarını paylaştı. Bugün de YouTube izleyicileri için bir video hazırlama çalışması içerisine girdik. Gılgamış, insanlık tarihinin neredeyse 4000 yıllık geçmişine kaynaklık eden bir eser. İnsanın en büyük problemi ölüm korkusunu temel almış, en önemli, öne çıkan teması olarak karşımıza geliyor. Aslında hep birlikte anılacak olan uyku ve ölüm metaforunun da kaynağı var burada, bu eserin içerisinde. Neden Gılgamış bu kadar önemli diye sorarsak, çünkü mitler, destanlar insanların çözüm bulamadıkları, üzerine düşündükleri ve sonrasında da aslında akıllarına gelenleri anlatarak çözüme ulaşma yoluna gittikleri hikayelerden oluşuyor. Dönüp baktığımızda kurucu mittir dedik. Bugün Gılgamış'ta ele alınan konuların pek çoğunun insanlığı şekillendirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sibel Hocam'la konuşacağız birazdan bu mitleri ama Gılgamış'ın ana karakteri, evet Gılgamış, Uruk şehrinin aynı zamanda gerçek hayatta kralı da. Hocam kitapla ilgili dönüp incelemelerinize de baktığımızda önce aslında Gılgamış'ın gerçek bir karakter olması üzerine konuşalım. Uruk şehri bugünkü Mezopotamya'nın içerisinde zamanında yer bulmuş bir şehir ve onun da 4. kralı olarak Gılgamış'ın tahta geçtiği söyleniliyor. Nasıl başlamak istersiniz kitabı anlatmaya? İlk önce yararlandığım kaynaklardan başlasam sanırım doğru olur. Çünkü ben, yani bu bir destan ama bunun uzmanları var ve üzerinde yıllardır çalışmışlar. Öncelikle Kürşat Demirci, onun Gılgamış okumalarından çok faydalandım. İsmail Gezgin'in hem konuşmalarından hem de kitapları bende var. Onları okudum. Hatta şunu yetiştirmek için tekrar bir daha okudum. Bunun haricinde Sümer Destanı, Gılgamış Destanı, Sümer Kral Destanları gibi, Gılgamış hikayeleri gibi ve diğer yazılmış Teoman Duran'ın mesela kitapları gibi kitaplar da var. Ama esas ana kaynak olarak da Jean Botero'nun kitabından faydalandım diyebilirim. O yüzden tüm ve bunun haricinde başka okumalar da yaptım tabii ki. Hani bunlar başlangıç olarak söyleyeceğim kitaplar. Bu yazarlara, araştırmacılara teşekkür ederek başlayayım. Şimdi Gılgamış dediğimiz kişi gerçekten yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır? Burası ortada kalmış bir konudur diyelim. Aslında uzmanların birleştiği bir konu. Evet, öyle bir kral var. Kral hanedanında da adı geçiyor. Fakat Gılgamış aslında hayali bir karakterdir. Çünkü o zamana kadar, yani bu destan günümüze gelene kadar da geçmişte yaşamış birçok olay var ve bu olaylar birleştirilerek, başka başka hikayeler birleştirilerek bir destan oluşturulmuş. Hatta destanlar oluşturulmuş. Yani farklı coğrafyalarda yaşanmış ama Gılgamış ana karakterinde birleşmiş. İnsanları iyileştirici, onlara yol gösterici, ana hayat sorusuna cevap arayıcı bir destan haline dönüşmüş. Tabii burada destan mıdır, mit midir sorusuna da belki cevap vermek lazım. Çünkü burada da bir bazen karışıklık olabiliyor. Aslında araştırmacılar bunun da cevabını veriyorlar ama şimdi mit dediğimizde mit kutsal bir öykü anlatan, doğaüstü kişi olayları ele alan uydurulmuş kurmacalar. Destan dediğimizde toplumun yaşadığı gerçek olaylar üzerine savaş, sel, göç gibi bunları anlatan, çağdan çağa aktarılırken de belli hayal unsurlarıyla oluşturulmuş anlatılar. Şimdi baktığımızda Gılgamış destan mıdır, mit midir? Hem mittir hem de destandır aslında. İkisinin de özelliklerini barındırıyor. O yüzden Gılgamış destanı diyoruz ama aslında Gılgamış miti de diyebiliriz. Şimdi bu mitler bugüne kadar devam etmiş ya da bu Gılgamış'la ilgili anlatılar bugüne kadar devam etmiş. Normalde bir anlatı bir ihtiyaca cevap veriyorsa insanlar bunu kullanır ve çağdan çağa aktarır. Çünkü sorduğu sorunun önemi var. Sizin de dediğiniz gibi ölüm. Yani bir soru soruyor,
ölüm insanlar için, tüm canlılar için bu sorunun cevabını Gılgamış aslında veriyor. Ölümle ilgili bir cevabı var. Oturumun sonunda da hani hepimizin bildiği, aslında tüm insanların bildiği bir sonuç ölüm insanlar için, ölüm canlılar için. Buna açıklık getirmiş ve aslında bir sır bilgisini de veriyor diyelim. Evet. Bu sır bilgisi Sümerce namakuzu, namkuzu, Namkuzu. Akatça nemeku, sır bilgisi yani hikmet demek, hikmet bilgisi. Bu sırrı bize aktaran bir destan ve törenlerde, resmi törenlerde de halkı toplayıp onlara konuşma yaptıklarında da bu Gılgamış destanını anlatırlarmış. Önemli sarayların, binaların önemli köşelerinde bu tabletleri tutarlarmış ve yeri geldiğinde de bu metinleri ritüellerde, bayramlarda halkla paylaşırlarmış. O yüzden halk arasında tekrar ede ede, ihtiyaçlara cevap vere vere bugüne kadar gelmiş diyebilirim. Evet, sır şudur aslında, ölümsüzlük sadece tanrılara mahsustur derken destan tüm insanlığın evrensel sırrını da ortaya çıkartıyor aslında ve ölümlülüğün karşısında yaşayan insanın çaresizliğini ortaya koyuyor. Konuşacağız bunları tek tek. Tanrılar insanları yarattığında insanın payına ölüm düşmüş. Görünen o ve hayatı kendi ellerinde tutmuşlar. Bu bilgiyi öğreniyor insanlık aslında. Bundan emin oluyor. Bir bireyin varlığında bütün insanlığa dönüp öğreti halinde yerleşiyor. Bahsettiğimiz tarih hakikaten çok eski. Yani bunu bugünkü ezberlerimizle değil de milattan öncenin zamanından düşünerek ilerlemek lazım. Bununla birlikte büyük yapılar Siduri'nin önerisi, ölümsüz adam Utnapiştim'in büyük tufandan bahsetmesi, parça parça Gılgamış'ın bu sayede ünlenmesi, ölümünden sonra Gılgamış hikayesinin anlatıla anlatıla sizin söylediğiniz gibi devam etmesi. Üstelik bir de büyük tufanın Tevrat'ın içerisinde ilk kez varlığından söz edildiğinin düşüncesi varken Sümer dili çözüldükçe fark ediyorlar ki aslında çok daha eski, aslında benzer anlatılar insanlar tarafından oluşturulmuş. Bu da destanın çok daha popüler olmasını, bilinir, üzerine araştırma yapılma ihtiyacı duyulmasına da sebep olmuş. Gılgamış kahramanının isminden bahsetmek isterim sözü size devretmeden. Giş, Bilgameş, Gişgamiş, Gişbilgamiş gibi telaffuzları var. Kahramanın isminin Sümerce telaffuzu Bilgamiş. Biz Gılgamış derken aslında Akatça telaffuzunu söylüyoruz. Destanda da zaten Uruk kralı olarak tanıtılıyor. Bağdat Basra yolu ortasında Uruk harabelerini Alman arkeologlar sanırım 1912 civarında yaptıkları kazı sayesinde buluyorlar. Gün ışığına çıkarılıyor. O zaman birazcık daha böyle gerçeklik payı, yani o mit mi destan mı kısmındaki farklı görüşler, bu tarz geçmişe dönük somut kaynaklar bulundukça konuşula gelmiş. Gılgamış'ın yaşadığı olaylar yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza anlatılarak bugüne kadar taşınıyor. Tam da söylediğiniz gibi mitler hayatta hala karşılık bulduysa varlığını korumaya devam ediyor. Bunu daha önceki kitaplarımızda da konuşmuştuk. İnsanlığı dönüştürecek, değiştirecek olan şey aslında yeni mitlere duyulan ihtiyaç. Eğer biz binlerce yılın kaynağıyla aynı mitleri yaşamaya, konuşmaya devam ediyorsak aslında insanlık yine dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşayacak diyebiliriz. Bu bir kahramanın yolculuğu. Karanlıktan aydınlığa geçişin hikayesi, belki sadece kendine yaşayan birinin içindeki karanlıkla, Enkidu'yla yüzleşmesi ve sonrasında insanı kamile doğru giden bir insanın da hikayesi aynı zamanda. Yani basit bir olay örgüsü değil kesinlikle. Enkidu ve diğer tarafı Gılgamış, ikisinin bir insan olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Yani hepimizde var olan bir şey. Evrenselliğinin bir tarafı da bu. İçimizde ehlileştirmeye çalıştığımız bir Enkidu, bir de ve aynı zamanda özgüvenimizin çok yükseldiği, kendimizi tanrı gibi gördüğümüz bir tarafta Gılgamış'ın ortada bir yerde buluşması diye de değerlendirmek mümkün olabilir. En azından ben okurken ve sonrasında incelerken de bu düşüncelere sahip olmuştum. Hocam buradan devam etmek ister misiniz? Önemli bir başlık çünkü ben yazınızda da bundan detaylıca bahsettiğinizi biliyorum. Buyurun. Şimdi Gılgamış bir kurucu mit olarak kabul ediliyor. Evrensel bir dili de var. Tüm dünyadaki tüm insanlara hitap ediyor ve tarihteki ilk yazılı metin. Aslında şiir şeklinde ama ilk yazılı metin. şiir olarak söz edebiliriz Gılgamış metninden. Evet, yani
Mit olarak bizim bildiğimiz belki bu Mezopotamya'daki tabletler keşfedilmeden önce Homeros'un mitlerinden önce bile daha önce 2000 yıl önce hazırlanmış olan, bulunmuş olan, yazılmış olan bir metin tabletler. Şimdi bu kurucu mit destan, evrensel bir destan dedik. Hem insanlara sosyolojik, antropolojik anlamda da cevap veriyor. Peki siz dediniz Gılgamış destanı, Gılgamış'ın anlamı, Bilgamış, Gılgamış ya da Gılgamış her şeyi bilen, anlamı kavramış olan insan demek. Bu tabii Homo sapiens sapiensle de karşılaştırılıyor. Homo sapiens sapiens bildiğini bilen insan demek. Yani bilen insan Gılgamış, bildiğini bilen insan Homo sapiens sapiens. O zaman Gılgamış aslında ne bildiğini bilen insanın bir hikayesi. Bu aslında günümüzde yaşayan tüm insanların hikayesi o anlamda büyük. Teoman Duralı şöyle söylüyor. Gılgamış destanının en eski devir destanlarından belirgin farkı nedir diye soruyor ve bunun cevabını şöyle veriyor. Evrenin ve insanlığın doğuşu gibi son derece soyut ve genel konulardan çok sonluluk yahut ölüm olayıyla karşı karşıya kalan insanın güçsüzlüğü ile açmazını, bu olayın insanda yarattığı aşk, ihtiras, fedakarlık, sadakat, dostluk, ihanet, kaçış ve yiğitlik çeşidinden duygu durumlarını çarpıcı biçimde işlemesidir. Diğer destanlarla arasındaki fark diyor. Şimdi bu destan 12 tabletten oluşuyor. 12 tablet bize neyi anlatıyor? Basit haliyle ölüm korkusunu. Ölümsüzlük üzerine yazılan bir varoluşçu hikaye aslında bu basit anlamıyla, ifadesiyle. Başta da söylediğimiz gibi insanlık için çok temel bir açmaza cevap veriyor. Ölüm nedir? Ölümün kaynağı nedir? Ölümden kaçılabilir mi? Bunun cevabını veriyor ve tabii ölüm karşısında insanlar korkuya kapılıyorlar ve bu korkuyla insan nasıl baş edebilir? Bu 12 tabletten bahsederken şöyle başlıyor tabletler. Ben size her şeyi bilen, gören insanın hikayesini anlatacağım anlamına gelen bir ifadeyle başlıyor. Yani diyor ki o ki her şeyi gördü, tanıtmak isterim onu ülkeye. O ki her yeri tanıdı, her şeyi bildi, açığa çıkardı her yerde bütün gizleri, her şeyi kavrayan o bilgeler bilgesi Gılgamış. Şimdi ilk defa Gılgamış'ı yani mutlaka bu başlıyor görüp de buraya gelen Gılgamış'ı biliyordur diye düşünsek de bilmeyenler de olabilir. Minicik bir hatırlatma yapmak gerekirse Gılgamış aslında bu 12 tablette ne anlatılıyor? Gılgamış bir kral dediğiniz gibi fakat ülkesinde çok güzel şeyler yapsa da Uruk ile ilgili çok gelişimsel atılımlar yapsa da insanların özeline çok fazla müdahale oluyor. Özellikle evlilikle ilgili kısımlarda kendisi her evliliğin içinde olmuş oluyor diyelim ve bu insanları rahatsız ediyor. Dolayısıyla o zamanki inanışla hani eski inanışla tanrılara şikayet ediyorlar. Ve biz hani memnunuz evet ama Gılgamış bizi çok fena duruma getirdi çocuklarımızı. Onu lütfen başımızdan al ya da buna bir çare bulun şeklinde. Ve tanrılar Enkidu isimli yani Enki yarattığı anlamına gelen Enkidu isimli Gılgamış'a eş bir varlık ortaya koyuyorlar. Yeryüzüne gönderiyorlar. Gılgamış hayvanlarla dost, hayvanlarla iletişimi çok iyi. Bir doğa insanı aslında. Burada Mesut Alp'in de adını geçirmek lazım. O da bir Neandertal Homo sapiens sapiens karşılaşmasıdır. Gılgamış'la Enkidu'nun karşılaşması diyor. Bu anlamda o şekilde kabul edebiliriz. Yani ilkel bir insan ama insan olduğunu bilmeyen bir insan. Bir avcı onu görüyor ve onun avlarını kurtardığını, tuzaklarını bozduğunu, bu yüzden de istediği gibi avlanamadığını ortaya koyuyor. Babasına söylüyor. Babası da sen işte Gılgamış'a git, ona durumu anlat ve oradan bir tapınaktan bir rahibe yanına al diye ona tavsiyede bulunuyor. Sonrasında Gılgamış bu denilenleri dinliyor ve yerine getiriyor. Avcı Gılgamış'ın gönderdikleriyle birlikte diyelim ormana gidiyor. Enkidu'yu pusuda bekliyorlar. Ve Enkidu insan olduğunun farkına varıyor diyelim kısaca. Sonrasında diyor ki yani 7 gün 7 gece işte sonrasında insanların arasına gelmesi
insanların yiyeceğini, insanların içeceğini içmesi, temizlenmesi, giysi giymesi bir kültürlenme süreci ve aslında tekrar hayvanlara, eski arkadaşlarına gittiğinde hayvanlar onu tanımıyorlar. Çünkü onun bir kokusu yok artık, onun kıyafetleri var artık ve temiz, onların dilini anlamıyor. İnsanlaşmış ama doğadan uzaklaşmış. Küçük bir şey eklemek istiyorum. Aslında bu bölümü konuşurken şunları da dile getirmiştik. Enkidu'nun insanlaşma sürecinde yani bilme ve insan olma, var olan doğayla bağını kopması, yaşadığı yer bir cennet gibi çünkü oradan çıkıp insanların arasına karışması, yani bilmeye başlaması bir kadının etkisiyle gerçekleşiyor. Bunu Adem'le Havva'ya benzetmiştik. Benzer bir durum orada da söz konusuydu. Sonrasında da şuna özellikle altını çizmek istediğim, değinmek istediğim kısım burası. Özellikle Enkidu doğayla bağını kaybettikten sonra, yani doğanın dilini konuşmayı bırakmak, hayvanlarla bağını kesmek, yaşadığı alanın dışında insanlaşmak, modernleşmek özellikle. Görüntüye geçtiği noktada artık Enkidu için çatışma, belki ölümlülük ve zaten destanın içerisinde de bu sonu yaşayacak bu süreç başlıyor. Yani aslında yine insan için burada önemli bir çıkarım var. Doğayla bağımızı kopardığımız noktada ölüme daha çok yaklaşıyoruz ve etrafınıza duyduğunuz yabancılaşma sizi insanlaştırsa bile, bu görüntüye geçseniz bile yaşamsal anlamda daha geri bir noktaya götürüyor. Buyurun hocam. Enkidu kültürlenmiş olarak doğadan kopup da şehre gelince insan yiyeceklerine alışıp insan duygularını hissedince bir ona ferahlık, bir genişlik geliyor şeklinde ifade ediyor destanda. Sonrasında Uruk'a geliyorlar. Uruk'ta da bir düğün alayıyla karşılaşıyor. Fakat insanlar ağlıyor, üzülüyor. Ne olduğunu sorduğunda Gılgamış'ın daha önce insanlara yaptığı gibi aynı şeyi yaptığını, bir evin kapısına dayandığını söylüyor. Enkidu ile Gılgamış bir mücadeleye giriyorlar. Ne yazık ki yani ikisi de yenişemiyor. Ne yapsalar ne etseler de birbirine denk iki güç. Bu arada tabii Gılgamış Enkidu'yu rüyasında görüyor. Annesi Namkuzu, tabii annesi bir tanrıça ve kutsal inek. Babası da bir Lugalvan da lazım. Evet, Enkidu 3'te 2 oranında tanrı, 3'te 1 oranında insan olma özelliklerini taşıyor diye konuşmuştuk. Tabii üçte bir oranında insan ve ben biraz sonra sayılardan da bahsederiz, bu üç neden önemli şeklinde bir şekilde üçte üç olamıyor. İstediği şey üçte üç ve ölümsüz olmak ama üçte üç tabii destanın sonunda olamayacak. Şimdi aslında bir kral dediğimiz gibi ve annesi de hem kahin yani rüya tabircisi ama aynı zamanda kutsal bir varlık olarak kabul ediliyor. Yani ikinci derecede diyelim. Gılgamış rüyalarını annesine anlatıyor Enkidu ile karşılaşmadan önce. İşte bir taş, göktaşı düştüğünü, Anu'nun göktaşı gönderdiğini, balta geldiğini, işte kılıç geldiğini. Annesi bu üç ayrı rüyayı çok hayırlı rüyalar olarak tabir ediyor ve sana denk, sana eş biri gelecek. Sen kendi arkadaşını bulamamıştın, o gelen kişi senin can yoldaşın olacak şeklinde yorumda bulunuyor. Tabii bu gelelim düğün alayına. Orada kapıda yenişemeyip, hani kavga edip yenişemediklerinde Gılgamış sonunda annesinin tabir ettiği rüyanın sonucunu karşısında gördüğünü anlıyor. Kendisine eş bir arkadaş geldiğini, denk bir arkadaş geldiğini anlıyor. Ve bir şekilde birbirlerini anlayarak barışıyorlar ve can yoldaşı oluyorlar diyelim. Sonrasında madem biz iki denk güç bir araya geldik, bir kahramanlık yapalım, adımız yürüsün deyip Sedir ormanlarına gidiyorlar. Oradaki Humbaba'yla bir yarışa giriyorlar. Tabii buraları hızlı geçiyoruz ama hepsinin sembolik anlamları da var. Humbaba doğayı temsil ediyor. Sedir ağaçlarının bekçisi yüce bir ağaç olduğu, bir canavar olduğu ya da işte ejderha olduğu söyleniyor. Bir doğa yaratığı diyelim. Humbaba'nın aslında suçu yok. Fakat bunlar gidip sataşıyorlar. Tabii biz böyle de düşünebiliriz ama şöyle de düşünebiliriz. Gılgamış aslında kendi adını yürütmek ama aynı zamanda da kendisi olma yolundaki engelleri birer birer aşma yolunda adımlar atıyor. Dolayısıyla Humbaba aslında onun önünde bir engel olarak da görülebilir. Enkidu ile gidip Humbaba ile savaşıp onu da yeniyorlar. Sedir ormandaki ağaçları kesiyorlar. Aslında Humbaba, Tanrı Enlil'in
ağaçları korusun diye oraya koyduğu bir yaratık. Şamaş'la Enlil, sanki böyle bir mücadelesi var. Şamaş da Gılgamış'ın tanrısı diyelim. Şamaş cesaretlendiriyor. Oraya gidiyorlar. İşte güneş tanrısı olarak kabul edilen Şamaş, Şems ya da. Sonrasında Humbaba yeniliyor fakat Enlil kızıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Hani kızıyor. İştar da bu arada Afrodit, Venüs dediğimiz onlar için çok önemli bir, hani üç tanrıdan olan bir tanrıça. Anu, Enlil, İştar gibi düşünebiliriz. İştar da Gılgamış'a aşık oluyor diyelim. Bu gösterdiği başarı karşısında çok gösterişli. Bu her ikisi de, Enkidu da Gılgamış da çok gösterişli. Uzun boylu, yapılı, güçlü, kuvvetli. İnsanların birkaç katı kuvvetinde. Hani Lübnan'daki Lübnan olduğunu düşündüm. Sedir ormanlarına gidiyorlar ama aslında normal insanın gösterdiği gücün çok daha fazlası da ile daha ileri gidiyorlar diyelim. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Aslında Enkidu ve Gılgamış'ın Sedir ormanlarında böyle bir maceraya ve aslında düzenli maceralara atılmasının bir gövde gösterisi yapmasının geri planında Hellenistik felsefenin kurucularından Epikür'ün şöyle bir sözü var. İnsan ölüme karşı kendi gücünü ortaya koyabilmek için ya maddi çok büyük çıkarlar elde etmeye çalışır, ya adını, şanını yürütmek için ortaya bir şeyler koymaya çalışır, ya çok dindar olur ya da inanılmaz çalışkan olur. Aslında temelinde hep ölüm korkusu ve ölümsüz olabilme, o üçte ikilik kısımdaki üçte biri tamamlama çabası, kendi büyüklüğünü bizim Dede Korkut'taki Deli Dumrul'un yaptığı gibi boy gösterisi, boy göstererek kendi varlığını tanrıların yanında bir yere yerleştirmeye çalışmak aslında. Özündeki çıkış noktası burası olarak değerlendirmiştik. Onu eklemek istedim. Buyurun hocam. Yani aslında Gılgamış güç zehirlenmesi yaşıyor. Bir kahraman ama başta anti kahraman. Bir kahraman değil. Halkın gözünde de öyle. Bu adımları ata ata, bu yolları yürüye yürüye bir kahraman haline dönüşecek belki de. İştar evlenme teklif ediyor. Gılgamış onu reddediyor. Çünkü diyor ki senin 5 tane eşin vardı. Hepsini de doğduğuna beter ettin. İşte bir kuş, at, çoban, dumuzi de onun eşlerinden biri. Hepsi aslında başta neyseler tam tersi oldular. Çok kötü duruma düştüler. İşte atı ehlileştirdin, işte kuşu zor duruma düşürdün gibi şeyler söylüyor. Ama tabii burada her bir durum aslında bir kültürlenme süreciyle de eşleştirilebilir. Yani o atın ehlileştirilmesi, yaban atının. Çünkü o devirde orada at yok, eşek var, katır var ama at yok. At o coğrafya için yeni. Atı ehlileştirmek de büyük bir devrim belki o topraklar için. Yani aslında önemli bir iş yapmış. Diğer yaptığı şeyler de belki öyle. Bunu destan üzerinden anlatıyor. Aslında kötü olarak gördüğümüz şeyler bir nevi yine kültürlenme sürecinin aşamaları da olabilir. Tabii başka bir açıdan da bu İştar Yıldız, onun 5 eşi de 5 farklı yıldız, 5 farklı dönüm. Hani belki biraz sonra konuşuruz, astrolojiyle de alakalı durumlar var. Yani ben onlardan biri olmak istemiyorum diyor, dolayısıyla reddediyor. İştar da bunu duyup çok kızıyor ve tanrılardan gökboğasını yeryüzüne indirip onları doğduklarına yine pişman etmek istiyor. Başta karşı çıkıyorlar çünkü diyorlar ki yani eğer gökboğası yere inerse dünyaya kıtlık gelir, insanlar çok zor durumda kalır. Sen tedarikli misin? İşte buğdayın var mı 7 yıl yetecek kadar? Var deyip İştar boğayı almak için bunları söylüyor, hazırlıklıyım diyor. 7 yıl kuraklığa dayanacak kadar hazırlıklıyım. Bu gökboğası geliyor. Gılgamış ve Enkidu'nun üzerine saldırıyor. Tabii Gökboğası da İştar'ın kız kardeşinin eşi imiş mitolojiye göre. Ereşkigal'in eşi. Gökboğası Gılgamış'la Enkidu'ya saldırıyor ama bunun ikisi de bir olup onu alt ediyorlar ve yok ediyorlar diyelim. Tanrılar tekrardan kızıyorlar. Bu affedilmez bir suçtur. Hani göklerden birinin ölümüne sebep oldunuz. Birinizden biri ölecek. Tabii Gılgamış burada kurtarıyor kendini, kutsal bir varlık, yarı yarıya diyelim, yani üçte iki kutsal, Enkidu'ya olan oluyor. Aslında çok ironik bir şekilde küçük bir sivrisinekten hastalık kapıp sıtma ile günlerce yatakta kalıyor ve sonunda ölüyor. Tabii Gılgamış bu durumu görüyor, günden güne arkadaşın eridiğini, bittiğini ve orada diyor ki, hani arkadaşını ilk önce ölümden sonra bırakmak istemiyor ama onun günlerce bekleyip o aldığı hali görünce ben de mi böyle olacağım?
ben de mi böyle çürüyeceğim diyor. Ve onun adına büyük bir anıt yaptırıyor. İşte göğsünü lapis lazuli'den, işte çok değerli taşlardan şeklinde ifadeler var mitte. Enkidu'nun bu durumunu görünce ben ölüme çare bulmalıyım diyor. Yani arkadaşım da bu duruma geldiyse, dünyada bundan kaçarı yoksa bir şekilde ölümden kaçmanın yolu vardır. Ben neler başardım bunu da başarırım. Duyuyor bir şekilde ölüm, bir insan varmış, ölümsüz, onu bulacağım. Gılgamış doğuya doğru gidiyor. Yani bu inanışlarda hep doğu, doğuda ne varsa doğuda vardır şeklinde doğuya doğru gidiyor. Bu ölümsüzlüğü bulmak için, Utnapishtim dediğimiz ya da Sümerce'de Ziusudra dediğimiz kişiyi bulmak için bizde Nuh tufanına karşılık geliyor. O eski inanışın karşılığı. Şimdi doğuya doğru gidiyor, çok zorluklar atlatıyor, işte aslanları görüyor, onlardan korkuyor ama sonrasında avlıyor. İki tane aslanı avlayıp rüyasında onların heykelini yaptırdığını görüyor, tanrılara armağan ediyor. Böyle işte korkularıyla yüzleşe yüzleşe, kendiyle yüzleşe yüzleşe gidiyor. Bu arada korkularıyla yüzleşmiş derken Hun Baba'nın 7 ifriti var, onlarla da yüzleşiyor. Bu aslında kendi korkuları, işte kin, nefret gibi olumsuz duygular. Her birini aşarak, o şimşekleri aşarak kendiyle de yüzleşmiş oluyor. Siz bu anlattığınız esnada benim gözümün önünden bir sürü Hollywood filmi, bir sürü çizgi film, daha hafifletilmiş halleri, pek çok eser geçiyor aslında. Bahsettiğiniz şeyler dönüp baktığımızda bugün o kadar çok şeye kaynaklık etmiş ki, mesela 7 sayısından bahsettiniz. Sümerliler aslında altılı numarolojiyi kullanıp 7'yi yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyorlar bildiğim kadarıyla. Pek çok, sadece bu çok basit bir örnek. Yani bizim bugün o yerin 7 katının olması, 7. katın çok ulvilik taşıması, 6 gün çalışıp 7. gün dinlenilmesi gibi ciddi anlamda kurucu pek çok unsuru dönüp eserin içerisinde görebiliyoruz. Aynı zamanda bu yolculuk doğuya doğru, yani kaynağa doğru, güneşin doğduğu yere doğru özellikle seçilmiş unsurlar. Bir tane daha var dikkatimi çeken. Bahsettiğiniz gibi insanlar dertleri milattan önce de olsa o kadar çok günümüze yakın ki, bugün tasalandığımız pek çok şey işte güzel kalabilmek, sağlıklı kalabilmek, ömrümüzü uzun uzun yaşayabilmek. Bu konuların üzerine hala hepimiz kafa yoruyoruz. Hala hepimiz işte kapatılan Instagram'da aslında kendi varlığımızı ortaya koyarak varız, biz de diğerlerine dengiz, ben buradayım mesajları veriyorduk. Aynı konu devam ediyor, bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Zamanında Gılgamış'ın çektiği iç sıkıntısını, ben de mi böyle olacaktım cümlesini eminim vefat eden bir kişinin arkasından hepimiz bir an olsun düşünmüşüzdür. Bu kaygıyı, bu korkuyu ya da o sonu kendimizle bağdaştırma noktasında bir iç sıkıntısına hepimiz düştük. Bu çok insani bir şey. Bu yüzden de bu kadar uzun zamandır varlığını korumuş bir şey. Sizin destanın özetini yapmanızdan sonra bulunma süreciyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Buyurun. Tabii bu Gılgamış acı çeken insan ve bu derininde yatan hem acıya ulaşmak hem de hakikate ulaşmak için ilerliyor ve bir saflaşma sürecine giriyor. Yani kendi korkusuyla yüzleşiyor aslında. Ama bu yolculuk çok kolay bir yolculuk değil, çok zor yolculuk. O yüzden acı çeke çeke ilerliyor ve kendiyle hesaplaşa hesaplaşa ilerliyor. Sonunda işte doğuya doğru gidiyor. Güneşin doğduğu yer, ama tabii burada Sümerlilerin inançlarına göre aynı zamanda güneşin battığı yerde. Yani oradaki durum, güneş sabit duruyor, dünya dönüyor şeklinde, hem doğuyor hem batıyor. Yani bir şekilde dünya ona göre dönüyor gibi. Dünyanın kaynak sonuna... Güzel. Kaynak aslında, yani tam aynı noktadaysa eğer... Ve dünyanın böyle... sonu aynı şekilde. O gittiği yer, Utnapishtim'in olduğu yer. Burada Maşu Dağı ile karşılaşıyor. Orayı aşması gerekiyor. Maşu Dağı da Axis Mundi denilen, dünyayı ayakta tutan hani hayat ağacı gibi, direkt dünyanın direği dedikleri bir dağ. İkiz Dağı anlamına da geliyor aynı zamanda. İkiz Dağı, Maşu Dağı. Bu dağı aşıyor. Aşması çok kolay değil. Çünkü orada da akrep insanlar var. Akrep adam ve akrep kadın, karı kocalar. Normalde korkunç varlıklar olarak görünürlerken aslında kötü değiller. Sadece o yolu geçmeyi hak etmeyenlerin önünde duruyorlar. Gılgamış'ı dinliyorlar ve aslında Gılgamış'ın çektiği acıları anlıyorlar. Onun geldiği yolun derinliğini anlıyorlar ve ona öğüt veriyorlar. Siduri'ye git. Siduri sana yol gösterecek. Siduri de
Ölümsüzlük Denizi'nin kıyısında bir kulübesi olan bağcı, aynı zamanda meyhaneci diyelim. Orada bir nevi de yol gösterici bir kadın. Dinliyor Gılgamış'ı. İşte Gılgamış onu anlatıyor kendi derdini. Sen hiç krala benzemiyorsun. Saçın sakalın birbirine karışmış. Çok bakımsızsın, zayıfsın. Ama diyor ki bunları çektim. O zaman diyor Siduri, madem öyle sen Urşan'a bir var. Onun kayığı var. Kayığıyla karşıya geçebilirsin ancak ama oradan insanlar geçemezler. Yani o da sana izin vermeyecek ama tek yol budur. Urşan'a bir'e gidiyor. Urşan'a bir izin vermiyor. Onun direklerini kırıyor. Ölüm nehrinden, ölüm denizinden geçebilmek için gerekli olan. Fakat sakinleştirdiklerinde Urşan'a bir onu dinliyor ki çok zor bir yoldan gelmiş ve en azından geçmeyi hak ediyor. Ama sen diyor tamam geçsen de geçmene izin versem de artık geçemezsin çünkü direkleri kırdın. Ne yapman lazım? 120 direk bul. 120 de burada kutsal sayılardan bir tanesi. Yani 60'ın katlarından biri. Özellikle 120 tane direk. Bunlar kırıla kırıla ölüm denizini geçiyorlar direkleri kıra kıra. En sonunda Gılgamış hani o kadar kuvvetli güçlü ki kendisi son direk kırıldığında kendi direk olup karşıya geçiyor. Utnapiştim'le karşılaşıyor. İlk önce karısı görüyor onu. Kim bu hani normalde geçmemesi gereken biri neden buraya geçiyor diye sorguladıklarında Gılgamış başından geçenleri yine anlatıyor ölümsüzlüğü aradığını fakat Utnapiştim diyor ki mümkün değil. Çünkü yani bana ilahi güçler bunu verdi. Senin ne durumun var ki sen ne anlatacaksın ki sana bunu sağlasınlar? Başından geçeni anlatıyor tufan hikayesini. Ve o Tanrı Enlil'e çok sadık olduğu için, görevlerini yerine getirdiği için, diğer insanlar da insanlıktan çıktığı için cezalandırılırlar ama bana da bir ödül verildi, gemi yapıldı. Tüm kenarları birbirine eşit bir gemi olsun, işte her varlık o gemide olsun, dünyada yaşayan varlıklar eş olarak orada olsunlar. Sen de aileni, üç oğlunu al ve o gemide kal. Ve sonrasında da Utnapiştim ölümsüzlük veriliyor diyelim kısaca. Sonra Şunu eklemek istiyorum. Aslında Gılgamış başka bir dünyaya geçmiş oluyor. Yani o kayıkçı ve ölüm denizi, yani ahiret inancına benzeyen bir durum söz konusu. Çünkü yaşadığı dünyada değil ölümsüzlük, diğer dünyada. Ve oraya geçtiğinde ölümsüz olabiliyor. Dolayısıyla belki o beden yapısının içerisinde değil de Utnapiştim'in süreçlerinden, yani tanrıların ona bunları yaptıktan sonra burada ölümsüzlüğü hak ediyorsun cümlesi yine pek çok şeyin kaynağı olarak gösterilen unsurlardan bir tanesi. Onu eklemek istedim. Buyurun hocam. Tabii Utnapiştim'in ölümsüz olarak diğer insanlardan izole ayrı bir yerde olması da bir ironi. Yani yine apayrı bir yerde diğer insanlardan ayrı, uzak, izole ama hani ölümsüz sadece karı koca yaşıyorlar. Bu da ayrı bir durum. Onu da belirtmek lazım. Gılgamış diyor ki hani bir şeyler ben hak ediyorum bunu sana nasıl ispatlayabilirim? Utnapiştim de diyor ki 7 gece 7 gün uyumazsan eğer tamamdır. Hani buna dayanabilirsen belki olabilir. Gılgamış oturuyor, oturduğu gibi de uyumaya başlıyor. Bak karısı diyor ki hadi uyandır da hani gitsin. Şimdi bize inanmaz diyor. Şimdi sen uyandırsan da ben uyumamıştım diyecek. Sen her uyuduğu gün için bir taze ekmek yap, somun yap ve başucuna koy. Uyandığında onlara ve bir çizik yap, duvara bir çizik çiz ki günleri de belirlesin bu çizik. Dolayısıyla ekmek yapıyor her gün. 6 gece 7 gün boyunca Gılgamış uyuyor. 6 ekmek yapılıyor. 7. ekmek ocakta. Gılgamış uyanıyor diyor ki ben de tam oturmuştum gözlerimi kapatacaktım. İyi ki bana izin vermediniz. İyi ki uyumadım. Diyorlar ki hayır uyudun. Bak burada ekmekler var. Bu ekmek çürüdü, bu ıslandı, hani kurudu. Diğer ekmek de ocakta şimdi pişiyor 7. gün için. Burada da çizikler var. Gılgamış tabii çok üzülüyor ve boynu bükük ayrılacakken oradan Utnapiştim'in karısı dayanamıyor. Bu kadar yol gelmiş, bari bir ödülü olsun. Utnapiştim de diyor ki, tarif ediyor. İşte şurada suyun altında bir çok dikenli bir ot var. Bunu koparmak, bulmak kolay değil ama tarif ettiğim şekilde gidersen alabilirsin. Utnapiştim Urşan abinin kayığına biniyor, gidiyorlar. Tarif ettiği gibi o dikenli otu elleri parçalına parçalına zor bela alıyor. Çıkıyor. Tabii günlerce yol gittikleri için de
Yıkanayım, temizleneyim, şehrime öyle gideyim diyor. Tabii onu otu hemen yemiyor. Burada da bir ironi var ama kral olduğu için şunu düşünmüş olabilir. Ben bunu halkıma götüreyim, artık başka bir karaktere büründü. Bencil değil, yaşlı insanlara, bilge insanlara vereyim, onlar da sonsuz gençlik sahibi olsunlar diyor. Ve otu aslında kendi yemiyor. Fakat bunu gören yılan, daha doğrusu otun kokusunu alan yılan, kokuya dayanamayıp otu yiyor ve kabuk değiştirerek, derisini değiştirerek gençleşiyor. Burada da işte bütün bu tıpta, mitolojilerde yılanın kökeninin nereden geldiği, hikayesinin nereden geldiğini görebiliyoruz. Tabii yılanla akrep, ikisi de yer altında yaşayan, işte yılın yarısını uykuda, yılan özellikle, yarısını da dışarıda yaşayan bir hayvan. Hani hem ölüyor, ölürken de diriliyor şeklinde kabul ediliyor eski insanlarca. Bu anlamda da böyle bir anlam yüklenmiş. Sonunda Gılgamış dönüyor ve hani biraz sonra konuşacağımız sonuca geliyor. Aslında ölüm insanlar için, her türlü varlık için, ölümden kaçış yok. O zaman bunu kabullenelim şeklinde. Çok güzel özetlediniz. Genel şimdi Gılgamış'ı ana hatlarıyla pek çoğumuz biliyoruz ama böyle detaylı bir özetle de değineceğimiz noktalar hakim olmak adına oldukça iyi oldu. Şundan bahsedeceğim aslında öncesinde. Şimdi eserin detaylarına geçeceğiz. Bulunma süreci de çok enteresan ve insanlığın onu bu eserleri inceleme, çözümleme, sonraki aydınlanma süreçlerinde de belli aşamalardan geçilmiş aslında. İnsanlık tarihine Sümerler yazıyı getiriyorlar. Evet, resim şeklinde yazı yazıyorlar. Daha sonra taşların üzerine kazmaya başlıyorlar. Özellikle Fırat ve Dicle'nin balçık yapıyor olması bunda çok büyük bir etken. Edebi tabletlerin de bu yüzden en çok bulunduğu merkez olarak Sümer ülkesinden bahsedebiliriz aslında. Bizim şunu da söylememiz lazım. Irak'ta, Bağdat'ın güneyinde Nippur şehri harabelerinin, özellikle de Osman Hamdi Bey'in o bölgede kazı yapma istemesi, bu kaynağı bizim kendi topraklarımızdan çıkarmamıza da, o dönem için söylüyorum, bir doğru ilerleme yolu olarak gözüküyor. Çünkü Osman Hamdi Bey'e 10 tane yer adı verilmiş. Kendisi Nippur'u seçmiş. Çünkü Sümer kültürü Nippur'u seçmesi uzun yıllar o bölgede, özellikle milattan önceden başlayıp İsa'nın doğumuna kadar medeniyetler kurulduğu için bu bölgeyi kazı alanı olarak seçmesinin oldukça doğru olduğunu söylüyordu. Ben de Muazzez İlmiye Çığ'ın eserini okudum bu görüşmeye hazırlanırken, oradan aldığım notlardan bahsetmek istiyorum. Milattan önce 2500'den başlayarak İsa'nın doğumuna kadar yıkıntılar birikmiş Nippur'da. 1883'te de Osman Hamdi Bey bir karar aldırıyor. Eski Eserler Nizamnamesi. Diyor ki o güne kadar Osmanlı padişahları zaten arkeolojik kazıları hep başka devletlerin insanları gelip yaparken eski ve köhne buldukları için değersiz görüp ülkeden götürülmesine razı olmuşlar. Buna çok ses etmemişler. Hatta demir yolu yapılırken demir yollarının bir 30 kilometre yukarısı ve aşağısının var olan, çıkarılan bütün eserleri almalarına da izin vermişler. Ama bu nizamnameden sonra Osman Hamdi Bey hep şunu söylemiş. Yani eseri çıkaran ve çıkarılan topraktaki ülke yönetimi kimse, onlar arasında paylaşılması lazım. Bu kazılardan da 14 bin kadar tablet arkeoloji müzelerinin payına düşüyor. Bir o kadar da Philadelphia Üniversitesi'nin müzesine gönderiyorlar. Bu sefer tabletler birbirinden ayrı yerlere düşünce onları çözümlemek ve metinleri birleştirme kısmı sorun haline geliyor. Hatta sonrasında kazılar devam ediyor, başka şeyler de çıkarılıyor ama onlar da çıkaran insanlar alıp götürüyorlar. Hatta 5000 kadar tabletin de parça parça başka yerlerde olduğu söyleniyor. Büyük bir çoğunluğunun Avrupa'ya, İngiltere'ye götürüldüğünü de biliyoruz. Çivi yazılarının ilk çözümlenmesi 1835'te başlıyor. Asuroloji bilim haline geliyor. Bakıyorlar metinlerde farklı dilde yazılmış özel isimler var. Dolayısıyla başka bir dilin daha öğrenilmesi lazım. Onunla ilgili de araştırma yapılması lazım. Böylece hem Asurca olmayan başka bir dilin varlığı görülmüş oluyor. Gılgamış Destanı'nın metinlerini bu sefer 1900'lü yıllar geldiğinde artık Muazzez İlmiye Çığ Türkiye'de bir ekiple kopyalıyor.
Philadelphia'daki ekip kopyalıyor ve onları bir araya getirdikten sonra bütünlüklü olarak çözümleme süreci başlıyor. O zaman ciddi anlamda neyden bahsettiği, tam olarak ne anlattığı, parça parça değil de genelinin, bize anlattığınız bu genel özetin ana hatlarına da sahip olabiliyoruz aslında. Bizdeki ilk Gılgamış çevirisi pek çok klasik eser gibi o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel döneminde yapılmış. Ninova versiyonu aslında asıl standart versiyon olarak dile getirebiliriz. Başka versiyonları da var çünkü. Ama o versiyonların daha kısa, biraz daha eksik olduğunu, iç içe geçmiş bir şekilde konuların ele alınmadığını belirtebiliriz. Diğer uygarlıkları etki eden versiyonun da Ninova versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Hatta bu tabletler çıkarılırken çok büyük taşlar oldukları için toprak altında parçalara ayrılmışlar. Bu parçaların bir kısmı İstanbul'da kalmış, bir kısmı oraya gitmiş dedik. Özellikle zorlanılmış, yani 1950-51 o yıllara kadar çözümleme sürecinde, 1800'lerde belki iş başlamış olsa da uzunca bir süre çözümleme süreci biraz daha sekteye uğramış. Muazzez İlmiye Çığ'ın yaptığı kopyalar iki cilt halinde Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanıyor. Böylece İstanbul metinleri de Sümerologların çalışmalarına sunulmuş oluyor. Onun da büyük bir katkısı olduğunu belirtelim. Tabletlerin çıkarılma ve çözümleme sürecini de bu şekilde dile getirebiliriz. Ölümsüzlük dedik hocam. Numerolojiden bahsedecektiniz özellikle. Bilmiyorum, ona mı geçersiniz? Bize neyden bahsedeceksiniz şimdi? Bir şeyden bahsedeceğim. Siz burada tabletlerin çıkarılmasından bahsederken 1849'da Musul Nippur'da ilk kazıları yapan Austin Henry Layard, onun çok özverili çalışmalarıyla çıkmış. Tabii ki özverili çalışmalar yapmış ama mekanından alıp kendi ülkesine götürmüş. Hatta suda çoğu tablet yok olmuş dediğiniz gibi. Bunları British Museum'a gönderiyor. Orada kalıyor. Bunların epey bir süre orada kalıyor bu tabletler. Pek okuyan çıkmıyor. George Smith adlı bir kişi var. Aslında kendisi bu işle uğraşmıyor. Fakat ilgi alanı Akatça öğrenmek ve okumak. Gönüllü olarak bu müzeye gidip orada tabletleri okumaya çalışıyor. Sonra bir hani bunun özverili çalışmalarını gören müze çalışanları onu müzeye alıyorlar, kabul ediyorlar ve gel hani bunu hobi olarak yapma, gel bizde çalış ve bunları deşifre et. Sonrasında Nuh tufanına benzer bir tufan mitiyle karşılaşıyor ve hani bunu öğrendiğinde çıldırırcasına odadan çıkıp bağıra bağıra gömleğini, ceketini çıkararak hani buldum evreka gibi bir ifadeyle odadan çıkıp çok büyük bir sevinçle bunu ilan ediyor. Sonrasında tabii Musul'a onu davet ediyorlar. Çok genç yaşta ölmesine sebep oluyor bu Akatça aşkı ve tabletleri okuma durumu ama sonuçta tarihe ismini geçirmiş oluyor. Kendi bulunduğu yerde tabletler tabii kalmıyor. Dediğiniz gibi Amerika'ya, İngiltere'ye, dünyanın farklı yerlerine gitmiş oluyor. Ama bir şekilde de deşifre olmuş oluyor. Zaten dünyanın bu tabletleri tanımasındaki en büyük sebep tufan kilit noktası. Tufan çünkü birçok insanı ilgilendiren bir anlatı ve dolayısıyla insanların dikkati acaba başka bir şey bulunabilir mi şeklinde oraya yoğunlaşıyor. Tabii destanın bilinen dört temel versiyonu var. Sümerce, aslında bu anlatılar çok öncesinde de, Sümer öncesinde de belki anlatılan anlatılardı, hikayelerdi ama tablet halinde yazıldığı için biz bunları biliyoruz. Sözlü anlatım şeklinde değil de yazılı anlatımı dikkate alıyoruz. İlki Sümerce versiyon. Milattan önce 2000 civarında 3. Ur sülalesinde Şulgi döneminde derlenmiş 5 adet tablet var. Burada farklı anlatılar var. Bu bilinen en eski metinler. İkincisi eski Babil versiyonu. Milattan önce 1800-1600 sizin dediğiniz Pennsylvania Yale nüshaları. Bunlar da çok önemli. Üçüncüsü Orta Babil versiyonu. Milattan önce 1600-1200 ve o dönemde Akatça, Hititçe, Hurrice birçok dilde bu tabletlere rastlanıyor. Bu dönemde yazılmış tabletlere ve esas bizim şimdi üzerinde konuştuğumuz, dünyada hemfikir olduğu standart, yani yeni Babil versiyonu. Bu da milattan önce 1200 ve 550 yılları arasında bulunan tabletler. Ninova'da Assurbanipal'in kütüphanesinden çıkarılmış versiyonlar. Bu standart Babil versiyonu oldukça iyi durumda. 11 tablet birbiriyle bütünlüklü halde bir anlatıya sahipken 12. tablet biraz farklı bir şey anlatıyor. Yani bittiği yerden başlamıyor, apayrı bir şey anlatıyor ama aynı yerde bulunduğu için ve anlatıyı bir parça tamamladığı için 12. tableti de biz dahil ediyoruz. Bu bir ekleme bölüm olsa da. Şimdi sizin bahsettiğiniz durumlarda, burada sayılardan da bahsedebiliriz ama
kahramanın yolculuğu demiştik ya, Gılgamış birçok hikayede kaynaklık etmiş. Dediğiniz gibi Dede Korkut'a kaynaklık da edebilir diyebiliriz. Ya da aynı anlatı farklı şekilde. Çünkü insan ihtiyacı Gılgamış'tan mı alınmıştır, alınmamış mıdır diye bir şey söyleyemeyiz ama benzeri bir durum. Yani ölüm konusu orada da geçiyor. Ölümsüz, yedi ölümsüzlük sahibi Dede Korkut 7 gün uykusuz kaldıktan sonra ağzından ölüm lafı çıktığı için bir yılan tarafından sokularak öldürülüyordu. Buyurun. Şunu eklemek istedim. Aslında tabletlerde farklı farklı nüshalarda farklı farklı dillerde yazılmış olması şunu da gösteriyor. İnsanlar bu hikayeyi çok daha önce anlatmaya başlamışlar ve yayılmış, daha geniş bir alanda farklı kültürlerde de konuşulmuş, anlatılmış. Yani sadece tek bir yerden çıktı ve orada kaldı diyemiyoruz. Destanların yayılmasına benziyor bu kısım. Bir doğma zamanı var, daha sonra yayılacak. Ondan sonra yazıya geçme evresini görüyoruz. O yayıldığı alanın genişliği, etkilediği kültürün genişliğini ne kadar çok dilde örneğinin olduğunu görmemizle anlayabiliyoruz aslında. Gerçekten varlığı o oluşum evresinde pek çok insanı etkilemiş. Aklıma şey geldi, siz bu özellikle döndükten sonra otu alıp sonra da onu yılana kaptırdığı kısımda Gılgamış'ın Köroğlu'nun 3 tane ölümsüzlük köpüğünü alıp babasına götürürken her bir köpükle yaşadığı, her birinde kendisinin içmesiyle sonuçlanan hikaye, yine aynı şey işlenmiş aslında çok çok daha sonraki bir dönemde Anadolu coğrafyasında. Lokman Hekim yine benzer bir şekilde ölümsüzlüğün peşinde, yani çok var ölümsüzlüğü arayan, bu hepimizin derdi. Tabii siz demin başta söylediniz, bu anlatı farklı kültürlerde de yer etmiş diye. Bunu aslında yaygın hale getiren bir nevi de Akat İmparatorluğu diyelim. Akatlar tarihteki ilk imparatorluk ve birçok Sümer şehrini ele geçiyor, Sümer devleti mi desek. Bunları bir araya getirip tek bir noktada birleştirebilmek için bu anlatıları da kullanıyorlar. Bunları ders olarak da okutuyorlar. Öğrenciler tablet olarak da yazıyor belki. Bir öğretim yolu da bu şekilde çok kopyası çıkarılmış. Bazıları yanlış, bazıları hatalı, birbirini tutmayan ifadeler de var ama bizim versiyonumuzda bu yok. Ama diğer tabletlerde hatalı şeyler de çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında insanları ortak bir noktada birleştirmek için de Gılgamış iyi bir araç olmuş. Farklı kültürleri bir arada tutmak için, imparatorluğu bir arada tutmak için. Dediğiniz gibi Lokman Hekim'de var, Deli Dumrul'da da var. Deli Dumrul da aynı şekilde kaçınılmaz sonuna yüz yüze geliyor. Asklepios var, Yunan mitolojisiyle de bağdaştırabiliriz. O da ölümsüzlüğü buluyor. Medusa'nın bir damarı zehir, bir damarı panzehir. Bunlardan birini ölümsüzlük ilacı olarak kullanıyor. Ama sonunda onun tanrıları yine kızdırıyor ve onu öldürüyorlar. Öldüğü yerde de sarımsak bitkisi yetişiyor. Hani sarımsağın da böyle bir etkisi vardır. Aslında şeyden konuşacağız, onu bence sonraya bırakalım. İlyada ve Odise'nin pek çok başlığı Gılgamış'tan esinlenerek, Homeros'un daha doğrusu etkilenerek almış olabileceğini anlatan makaleler de var. Evet, bizim üniversitedeki hocamızın bir makalesine denk gelmiştim. Ben de bahsetmek isterim. Özeti şu aslında, Gılgamış insan tekamülünün evrelerini anlatıyor bize. Ve bunu her doğan insan doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre içerisinde hepimiz bireysel hayatımızda hangi çağın, hangi yılın insanı da olsak, hangi medeniyete doğmuş da olsak bunu yaşıyoruz. Bu olgunlaşma süreci, yani Enkidu değil belki hayatımızdaki insan ama hayatınızda yaşadığınız o bir hastalık, kötü bir olay, bir kayıp ya da sizi zor duruma sokacak herhangi bir şey psikolojik geri planında zaten o anlamayı, zamanın geçtiğini, bu sona bizim de bir gün geleceğimizi yaşattığı için aslında ister istemez bu tekamül evrelerini bugün hayatımızda her birimiz yaşamak durumundayız. Buna biraz da yeniden doğuş ya da olgunlaşma noktasında hani şunu mu söylemek lazım? Genç bir ergenlik çağındaki bir çocuk mesela Sedir Ormanları'na gittiği zaman Enkidu Gılgamış'la birlikte evet her şeye karşı durabilir, dünyayı önüne serebilir bir güç hissediyor kendinde. Bu belki insanın gençlik çağı, daha ergenlik, o ilk gençlik deli dolu zamanlarına denk geliyor. Ama yeniden doğuş dediğimiz, hani aklımızın başımıza geldiği
yaş, o yıllar bizim enküdü olmasa da hayatımızda anladığımız, bildiğimiz, evet hayat bu, ölüm var ve hayatı bu şekilde yaşamak lazım dediğimiz noktaya denk geliyor aslında. O yüzden biraz kader inanışının kaynağının burada olduğunu, yeniden doğuşun burada olduğunu, pek çok arketiplerin de kaynağının burası olduğunu. Beni söyleyebilir miyim hocam? Çok konuştum. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Şimdi bu Gılgamış tabletlerinden bahsettik ama temelde anlattığı olay dört başlıkta toplanabilir. Bunlardan birincisi Gılgamış ile Enkidu'nun karşılaşması. Bu karşılaşma doğa ile kültürün karşılaşması. Doğa Enkidu, doğa adamı, kültür adamı da Gılgamış diyelim. Sonunda bunlar karşılaşıyorlar, yani uygar ile yabanıl karşılaşıyor ve bir mücadeleye girişiyorlar. Bu mücadele sonunda aslında Enkidu kültürlenmiş oluyor. Yani o kültürün altında bir insan olarak sonuçta Gılgamış'ın yol arkadaşı olmuş oluyor. Gılgamış şehirli, medeni olmaktan gurur duyuyor. Enkidu da doğanın parçası. Doğayla ilgili bütün bilgeliğe sahip, fakat insan olduğunda, yani kültür içine girdiğinde, medeniyet içine girdiğinde bu doğayla ilgili bilgiden uzaklaşmış oluyor. Hatta mesela onu gören avcının adı Sangasu. Sangasu Akatça ölüm getiren demek. Yani aslında Enkidu'yu gören Sangasu onun doğa adamı olarak ömrünün de sonlanmasına sebep oluyor. Ölümden uzak, mutlu bir hayat sürecekti eğer Sangasu'yu görmeseydi doğayla baş başa, fakat onu gördüğü için bir av oluyor. Fakat tabii hikayenin ilerleyen durumlarında Enkidu da aslında bir avken avcı durumuna da düşüyor. Humbaba'yı avlarken ya da ilerleyen süreçlerde diyelim. Yani bu da kültürün insana kattığı bir şey gibi düşünebiliriz. Bir yandan da ikisi de birbirinin diğer beni, alter egosu olarak da kabul edilebiliyor. Yani biri diğerinin içinde saklı, iki benlik içindeki mücadele olarak da kabul edilebilir. İkinci olarak, yani birincisi Humbaba ile Gılgamış ile Enkidu'nun karşılaşmasıydı. İkinci olay Humbaba çatışması, Sedir Ormanları'na giriş, demin bahsetmiştik. Şimdi burada da yine medeniyetle kültürün, yani kültürle, medeniyetle doğanın çatışması var. Humbaba doğayı temsil ediyor, ormanları koruyor. Fakat insanoğlu ormanlara girerek ormanları kendi kullanımına alıyor. Çünkü içinde bulundukları coğrafyada ağaç yok, hurmadan başka bir şey yok. Hatta oradaki nehirleri bile kendi tarım işlerini yürütebilmek için orada setler kuruyorlar. Matematik bu şekilde gelişiyor diyelim. Hani medeniyet bu şekilde gelişiyor. Doğayı kendilerine adapte etmeye çalışıyorlar. Orman da olmadığı için sedir ağaçlarını, çok değerli sedir ağaçları. Çünkü kutsal ağaç bir kere, işte kokusu, tıpta kullanılması, zararlı böceklere karşı koruyan bir yapıya sahip olması, reçinesini mumyalamada kullanılması gibi, kutsal tapınaklarda da sedir ağacının kullanılması gibi farklı durumlar var. Çok kıymetli. Dolayısıyla sedir ağaçlarını almak için Humbaba'ya gidiyorlar. Şimdi medeni hayat onlar için kritik. İnsanoğlu sistemli bir şekilde doğaya müdahale ediyor ve şehir dışındaki bu her şey kötü, kötüye karşı mücadele. Şehir içindekini de korumaya çalışma gibi. Bekçi de olsa, ağaçların bekçisi de olsa şehir dışında ve ona karşı mücadele gerekiyor diyelim. Şimdi burada Humbaba Gılgamış kavgası var. Burada Enlil demiş, demin söylemiştik, Humbaba'yı aslında o ormanları korumak için görevlendirilmişti. Şamaş da Gılgamış'ın tanrısıydı ve bu aslında iki kültün de kavgası olarak kabul edilebilir. Enlil ve Şamaş'ın. Şamaş cesaretlendiriyor Gılgamış'ı, fakat Enlil de bir şekilde buna karşı. Şimdi aynı zamanda Humbaba bizim içinizde yatan başa çıkamadığımız korkularımızda sayılabilir. Başa çıkamadığımız korkularımız, akrep adamlar gibi demiştim. Humbaba da öyle. Humbaba'yı öldürürseniz eğer korkularınızı da öldürürsünüz bu anlamda. Canavar, kahraman çatışması, Humbaba, Gılgamış çatışması, aynı zamanda kötüyle iyinin, kaosla kozmosun çatışması ve bir şekilde belki de ergen olarak kabul edeceğimiz Gılgamış'ın babasına karşı bir mücadelesi gibi de düşünebiliriz. Kimliğini var etmek için Humbaba'yı yeniyor ve kimliğini var ediyor şeklinde. Canavarın ortadan kaldırılması, kişinin bireyleştikten sonra topluluğa, kolektif bilinç içine dahil olması ve yine canavarın yok edilmesi aslında erişkinlik ritüellerinin mitik bir yansıması. Yani büyürken
olgunlaşırken çektiğiniz sıkıntılar, bu duruma, geleceğe karşı hazır olma gerekliliği. Yani Gılgamış aslında Humbaba ile birlikteyken de henüz aydınlanmamış. Amacı adını tarihe geçirmek. Fakat hala uykuda uyanmamış. Çünkü Humbaba'yı yenerek kendisinin de özgürleşeceğini düşünüyor. Bu da onun çektiği mücadelelerden bir tanesi. Ama daha hala uyanmamış kabul edebiliriz. Üçüncü olarak Gökboğa çatışması. Üçüncü olay Gökboğa çatışması ve Enkidu'nun ölümü. Gökboğa'dan bahsetmiştik, orayı hızlı geçebiliriz. Gökboğa aslında Iştar'ın cezalandırmak için tanrılardan istediği bir boğaydı. Burada Gökboğa önemli. Boğa her zaman insanlar için önemli olmuş. İlkel insanların mağaraya çizdikleri resimlere baktığımızda orada ellerinde mızraklarla insanları görüyoruz ve boğa siyah, kara, korkulacak bir varlık, belki spiritüel bir varlık olarak onunla mücadeleyi de gösteriyor ama orada yere serilmiş bir boğa yok. Yani boğa ile insan mücadele ediyor ve aslında onu tamamen de yok etmiş değil. Aslında gök canavarını yenmek, onunla mücadele etmek bir fırtınayı da alt etmek demek. Şimdi burada boğanın simgesel bir hayvan olduğunu söyledik. Güç, bereket simgesi aynı zamanda. Kısaca söylemek gerekirse primitif olarak insandaki boğa imgesi ve ana tanrıça imgesi birbiriyle bağlantılı. Şimdi Iştar boğayı göndermişti. Varlığın devamlılığını simgeliyor boğa. Yeryüzünde insanoğlunun kalıcı olarak çoğalacağını da ifade ediyor. Bu şekilde boğayı kendine seçmiş. Iştar'ın da bir nevi oğlu gibi düşünebiliriz. O şekilde inanılıyor. Boğa çok güçlü bir hayvan, çok eski zamanlardan beri gücün bereketin sembolü olmuş ve daha geç dönemlerde M.Ö. 4000'ler gibi astrolojik anlamı da var. Belli bir yıldız kümesi de boğayla özdeşleştirilmiş. Yunanlarda buna Toros deniyor. Eski dünyada, Mezopotamya'da, Mısır'da belli mevsimlerde sabah güneş doğmadan hemen önceki yıldız doğuşu çok önemsenmiş. Boğa burcunu temsilen yıldız yani Toros güneşten önce 6 Nisan gibi görünüyor. İştar'ın da oğlu gibi ve İştar'da Venüs yıldızı, Venüs ve Toros arasında da gökyüzünde bir bağlantı var. Bu iş, yani bu konu çok aslında etraflıca konuşulabilir ama kısaca geçmek lazım. Gılgamış Venüs'ün 5 kez evlendiğini söylemişti. Hani 5 eşine de neler yaptın, ben seninle hayatta evlenmem demişti. Bunlar da gökyüzündeki yıldızlarla ilgili olmalı. İşte Dumuzi onun eşiydi, Dumuzi ile karşılaşması da 8 yılda bir şeklinde ifade ediliyor. Oraları da geçelim. Okumak isteyen okuyabilir, blogda da var yazısı. Gökyüzü boğasının Gılgamış'ın üzerine gönderilmesi basit bir öç alma değil. Gökyüzündeki kozmik bir olayın yeryüzündeki tekrarı aslında bu şekilde söyleyebiliriz. Enkidu ölüyor. Bu destanın kırılma noktası. Yani buradaki en önemli nokta Enkidu'nun aslında ölmesi ve ondan sonra bir bilinçlenme ortaya çıkıyor. Ölüm korkusu yaşıyor. Şimdi Gılgamış'ın ölüm korkusu. Korku nedir? Korku kültürün reddettiği, çözüm bulmaya çalıştığı bir şey. Halbuki doğa ölümü reddetmiyor. Ölüm doğaldır. İnsan kültür yoluyla ölüme karşı koymaya çalışıyor. Bu en son tablette, 12. tablette Enkidu kültürel şeyler yapmazsa, yer altına iniyordu Enkidu, ölümlü dünyaya gidiyordu. Onu öğütlüyorlardı, sakın giysi giyme, sakın güzel kokular sıkma, sakın ayakkabı giyme, ses çıkarma şeklinde. Bunlar aslında kültürün sonuçları. Yani bunları yapmazsa aslında ölüler dünyasında fark edilmeyecek. Ölüme yalnızca kültürle karşı koyabilirsin ifadesi çıkabilir bu 12. tablette de aslında. Enkidu'nun ölümü bu şekilde. Dördüncü ve son olarak ne bahsettiğimizden birazcık konuşup sözü size bırakayım Elif Hocam. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı ve olgunlaşarak yuvasına dönüşü son anlamda 9 ile 12. tabletler arasında bunu söyleyebiliriz. İşte bu Anadolu, Orta Doğu, Batı medeniyetlerinde de bu anlatılar devam ediyor. Bu son tabletlerde konuşulanlar sembolik olarak da çok konuşuluyor. Maşu Dağı, Ölüm Denizi, Utna Piştim gibi bu durumlarla karşılaşıyordu Gılgamış. 10. tablette karşılaşmıştı Siduri ile. Siduri Utna Piştim'e nasıl ulaşacağını söylüyor ölümsüzlük tarafına. Uşanabi'yi bul diyor. İşte kayıkla git diyor. Ve Utna Piştim ona diyordu ki en sonunda hayatta ölüm de insanlar için. 11. tablette tufanı anlatıyordu. Gılgamış 6 gece 7 gün uyuyordu.
ölümsüzlük, işte yılanın otu yemesi, Gılgamış'ın üzülerek ama değişmiş olarak geri dönmesi bu durumları anlatıyor. Yani aslında siz bir hakikate ulaşıyorsanız tıpkı Gılgamış'ta olduğu gibi orada artık tek başınasınız demektir. Yolunuz tek kişilik olur. Gılgamış'ta ölüm, ölümsüzlük bilgisine ulaşma yolunda artık tek başına kalıyor. Aslında ölümsüzlüğü arayan bir kral ama bu kral olmasından ziyade, ölümsüzlüğü aramasından ziyade bizi ölümü öğreten, bize ölümü öğreten bir kraldır deniyor. Ölmeyi öğrenen kişi itaat etmeyi de öğrenir. Ölüme bulduğu çare ise adını yaşatmak. Gençlik otunu kaybettiğinde ödülünün aslında gençlik otu değil, ölümsüzlük arayışının gereksizliğini anlaması olduğu ortaya çıkıyor. Yani asıl olan bedensel ölümsüzlük değil, ebediyeti bilmektir. Uruk'tan çıkan Gılgamış'la Uruk'a geri dönen Gılgamış aslında birbirinden çok farklı iki kişi olmuş oluyor bu şekilde. Güzel bir şekilde bize aslında olayın özünü anlattınız, sağ olun. Sonraki destanlar için de bu kadar derinlikli bir kaynak aslında önemli bir referans noktası olmuş. Halikarnas balıkçısının özellikle Homeros'un İlyada ve Odisea destanlarını yaratırken doğudan yani Mezopotamya ve Sümerler'den etkilendiğini anlatıyor. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bizi dinleyenler eminim pek çok yakın noktayı farklı şeylerde biz de söyledik. Onların da aklına gelmiştir ama destanlardaki kahramanları karşılaştırıyor Halikarnas balıkçısı. Gılgamış'ın annesi Ninsun, İlyada kahramanı Akileus'un annesi Tethys arasında da benzerlik buluyor. Gılgamış'ın annesi ölümsüz güzel, mükemmel aynasının önünde özenle süsleniyor. Sonra adım adım ziguratların tepesine çıkıp en mükemmel bir şekilde Tanrı'ya yani Güneş Tanrısı Şamaş'a giderek oğlu için de dua ediyor aslında. O ve Tanrı ziguratların tepesinde yalnız bir şekilde bu duayı gerçekleştiriyor. Akileus'un annesi Tethys de şafak vakti deniz dalgalar arasından fırlıyor, gökyüzünün enginliğine tırmanıyor, Olimpos dağına çıkıyor. Zeus'a en büyük tanrıya geliyor onun önüne ve o dağın doruğunda Zeus'a dua ederken, evladı için dua ederken yine yalnız olduğunu görüyoruz. Benzer bir nokta da Odisea, Halikarnas balıkçısı söylüyor yine. Odisea'daki Kirke bölümünde Odysseus ve arkadaşlarının hayvana dönüştürülmesi. Gılgamış destanındaki Iştar'ın da Gılgamış ve arkadaşlarının hayvana çevirmesi. Bu bölümün benzer olduğunu, her ikisinin de ölüler ülkesine inmesi gibi benzerlikler dizisinin olduğunu söylüyor bize yine. Bu durumda tabii ki biz de söylüyoruz Homeros'un etkilenmemesi mümkün değil gibi gözüküyor. Gılgamış Tanrıça Iştar'ın kocalık teklifini reddedip başına büyük belalar alıyordu. Tanrıça Iştar'ı o esnada da aşağılıyordu. Odysseus da Tanrıça Kirke'yi başına açtığı dertlerden dolayı aşağılama davranışını sergiliyordu. Burada Iştar Kirke gibi güneşin kızı Siduri ile aslında yer değiştiriyor. Siduri Gılgamış'a geçmişle ilgili bilgiyi simgeleyen Noa'ya ulaşmak için okyanusu da sizin söylediğiniz gibi ölüm sularına doğru yol alması gerektiğini söylüyordu. Odysseus destanında da aynı şekilde Kirke Odysseus'a okyanusu nasıl geçeceğini, geçmişle ilgili bilgilerin neler olduğunu, ölüler diyarına nasıl gidebileceğini anlatıyor. Yani o önemli bilgiyi yine benzer isimlerden alıyorlar. Devam da ediyor yani bu maddeleri çeşitlendirdiğimiz zaman Gılgamış'ın lanetten kurtulup Iştar'dan kurtulması, o yine Kirke'den kurtulmasını, bunların yanında Akileus'la Gılgamış destanlarının baş karakterlerinin karakter özelliklerinin biraz birbirlerine benziyor oluşunu, üç eserde de epik kahramanların onların tanrısal tarafları ve güçlü yönlerinin benzerliği, aynı zamanda tanrısal güçlerinin yanında fanilik taşımaları, sizin bahsettiğiniz Enkidu'nun sinek ısırması sıtmayla Akileus'un da yine benzer bir şekilde yani daha ölüme yaklaştığı o fani taraflarıyla ölümle yüzleştiklerini görüyorduk. Gılgamış yoldaşı Enkidu'yu kaybettiğinde Akileus da yoldaşı Patroklos'u kaybettiğinde yoğun duygular, büyük üzüntüler, ölüler diyarına gidip onları oradan alma isteği, bir şeyler yapabilme çabası. Yine bahsettiğiniz gibi sen de mi öleceksin Enkidu cümlesi mesela oldukça vurucu. Ölüler diyarını gördükten sonra da kendi ölümünü kabul etmeme. Yani buna ben bir son verebilirim diyor her iki karakterde ama sonra bundan yapamayacaklarını görüp kendileri vazgeçiyorlardı. Odysseus ölüler ülkesine indiğinde Akileus'un ölüsünü görüyor. Onu teselli etmeye çalışırken Akileus ona
ölümüm hakkında olumlu konuşma, yerin altında ölüler arasında kral olacağıma ırgat olsaydım bir adamın kapısında daha iyiydi diyerek ölümün çok kötü bir şey olduğunu da söylüyor ve yoğun bir üzüntüye düşmesine sebep oluyordu. Bu benzer taraflar, aklıma gelenler bunlar ama Enkidu bilgi tanrısı, Enki'nin yarattığı, sanki biraz böyle toplamında da insanın hayat ve doğanın kurgusu karşısında eksik, güçsüz, kendini yetersiz hissetmesiyle birlikte bu sefer medeniyete sarılıp doğaya hükmetme sürecinin sanki kaynağını Gılgamış'ta görüyoruz gibi geliyor. Çünkü ne zaman ki ben ölümlüyüm, öleceğim, bununla ilgili kabulleniş ve ölümsüzlüğü aramayı bırakma noktası, ondan sonra hızlıca ilerleyen bir medeniyet ve bugün geldiğimiz nokta var. Ben de mesela tanrılarda ölümsüzlük, insan ölümlü olduğu sürece medeniyeti ilerleterek, hükmederek buradaki ne varsa biraz tanrıcılık oynama adımlarının oradaki o eksik, ezik demeyeyim ama güçsüz ya da yetersiz hissetmekten kaynak aldığını da düşündüm. Size devrediyorum hocam sözü. Buyurun. Size anlattıklarınıza bir de ben ekleme yapayım. Orada Odisseya Kirke ile karşılaşıyordu. Gılgamış'ta Siduri ile. Her ikisi de, yani Kirke Odisseya, Odysseus'a, Siduri de Gılgamış'a diyor ki, evet sen böyle ilerliyorsun bir hedefe doğru ama yiyiniz, içiniz, neşeli olunuz çünkü bu insanların yazgısıdır. Yani ölüm insanların yazgısıdır diyor her iki anlatıda da. Bir de burada Oidipus'a da bir gönderme yapılabilir. Sümer mitosuna göre Uruk kralı Emmekar var. Gılgamış'tan üç önce, Gılgamış'ın babasından bir önceki Uruk'un da inşa eden, yapan kral. Onun tek evladı var, bir kız çocuğu var. Ve kahinler ona diyorlar ki, senin kızın bir oğlan doğuracak, o oğlan da sen öleceksin, senin ölümüne sebep olacak, yerine geçecek. Tabii bunu duyan Emmekar diyor ki, ben böyle bir şey kabul edemem, hani nasıl benim soyumdan biri beni öldürür. Kızım bir yere hapsediyor. Aslında bu anlatı Yunan mitolojisinde de var, çok benzer Oidipus'ta. Kızını bir yere hapsediyor, sonrasında hani hiç kimse ona ulaşamasın, bir çocuğu olmasın. Fakat her nasıl olursa bir şekilde çocuğu oluyor, bir oğlu oluyor. Ve tıpkı Oidipus'un anlatısında olduğu gibi bu çocuğun ölmesi gerekiyor fakat ölmüyor. Sonrasında büyüyor, yetişiyor, evlat ediniliyor, Gılgamış ve Uruk kentine geliyor. Kral oluyor ve hani bu kadar güçlü, bilgili, kendini yetiştirmiş bir kral Gılgamış. Onu biz kral yapalım, bir insan Gılgamış, onu kral yapalım şeklinde oluyor. Tıpkı Oidipus'ta olduğu gibi Oidipus'ta bilmeden babasını öldürüyordu ve kral oluyordu. Aslında Gılgamış'a Mezopotamya'nın Oidipus'u da diyorlar. Tabii bu 12 tablette geçmiyor, bu Sümer anlatısında geçiyor bu arada. Birbirinden kopuk kopuk ama Gılgamış'ta birleşmiş anlatılar. Bir de tufanla ilgili Yunan mitolojisinde yine bir gönderme var tufanla ilgili. Pira ve Dükalon miti, tufan miti olarak geçiyor burada da. Pira, Promete'nin yeğeni, yani kardeşinin kızı. Dükalon da Promete'nin oğlu. Bunlar işte bir şekilde anlatıda evleniyorlar ve tufan mitine kaynaklık ediyor onların hayatları. İşte Utnapiştim ölümsüzlük veriliyordu, bunlara ölümsüzlük verilmiyor mitte. Böyle bir bağlantı da var. Yani aslında anlatılar kulaktan kulağa gelmiş ve birbirini tekrar etmiş. Gılgamış başka anlatılarda da geçmiş. Mesela İskendernamelerde olduğu söyleniyor gibi şeyler var. Böyle daha çok çeşitlendirilebilir. Hala günümüzde de kitapları var. Mesela Özen Yula'nın Hayat Bir Kere kitabında Gılgamış üzerine bir kitaplaştırma yapılmış. Hala kitaplarda da geçiyor. Şimdi burada rakamlardan, sayılardan bahsetmiştik. Onlara gelelim. 7 rakamı dediğimizde 7 bilgeliğin temsilcisi, işte 7 bilge var Uruk kentinin surlarını inşa eden, ziguratlar 7 katlı, Humbaba'nın 7 sihri, 7 gün yağ sütmak, 7 gün uykusuz kalmak, 7 tanrı, 7 çocuklu kadın, 7 kardeş koyun, 7 fırtına, yerin altındaki 7 kapı gibi, yani 7 her yerde var. Gılgamış Enkidu Humbaba'ya doğru giderken 6 tane sıra dağı aşıyordu. 7. dağa geldiklerinde
Gılgamış'ın kalbine bir cesaret ve ferahlık geliyordu. Yani yedi ancak tamamlanma gibi bir bilgeliğin temsilcisi. Tabii buna varmadan önce yedi niye kutsal? Aslında altı kutsal bir sayı. Sümerler altılı rakamları, sayı sistemini kullanıyorlar. Sonradan ona geçiyor ama hani altı da nasıl? Bir elin bir parmağında üç boğum var. Elin 5 parmağı var. 3 kere 5 15. Diğer eli de katarsak 30. Ayak parmaklarını da katarsak 60 şeklinde. 6 buradan geliyor ve işte 60'ın, 6'nın katları şeklinde ilerliyor. 6 kutsal. 3 de aynı şekilde. Gılgamış demin söylemiştik. 3'te 2 tanrı, 3'te 1 insan, 3'te 3 olduğunda tamamlanacaktı ama hani 3 tamlık anlamına geliyor. Gılgamış tam değil, tamamlanmamış. Destanda 3 kez üst üste görülen rüyalar ancak geçerli olabiliyor. O yüzden 3 önemli, tekrar etmek önemli. Tabii burada 6 önemli demiştik, 6'lı sayı sisteminin kullanıldığını. Mesela gökboğası öldürülüyordu, boynuzları kesiliyordu. Bir boynuzunun içi 6 kova yağ alabiliyordu. Bir boynuz 6 kova yağ alıyorsa 2 boynuz hani 12 kova yağ alıyor. 12 de kutsal onlara göre. Çünkü 12 devinim. Yaşamın döngüsü anlamına geliyor. 12 ay, hani takvim evet. Sümerlere göre 12 saat, 12-12 tekrarı 24 saat şeklinde. Bu sayılar da değerli bu anlamda. Daha çok var işte 14'ler, 72'ler ama o kadar ayrıntıya girmeyelim. Burada esas sorun hani bizim konuşmamız gereken tabii ölüm ve kader. Burada insanın çözemediği ana mesele ölüm korkusu. Eninde sonunda insanın kaderinde ölüm var. Bunu bilerek hayatta kalabilmek için de ve buna katlanabilmek için de insanın derin bir düşünce içine girmesi lazım. Bunun için de yol kat etmesi lazım. Kahramanın yolculuğu, Joseph Campbell çok örnek verilir. Ve bunu kabul etmek kaderci bir anlayış. Yani ölümü kabul etmek kaderci bir anlayış. Toplumdan topluma bu değişebilir ama Gılgamış bu anlamda baktığımızda kaderci bir metindir diyebiliriz. Şimdi Gılgamış'ın yolculuğu aslında hakikati aramak. Aslında hani biz aramızda konuştuk tabii daha önceden ama Feridüddin Attar'ın Simurg yolculuğu gibi, 30 kuş yolculuğu gibi. Bu da insanın kendi içinde yaptığı bir yolculuk, Gılgamış'ın yolculuğu, içsel bir serüven. Yani hakikati ararken insanın kendi varlığının anlamını aradığı bir yolculuk. Bu yolculukta kendimizle yüzleşebildiğimizde yaşadığımız korkularımızla da yüzleşebiliyoruz. En büyük korku ölüm korkusuyla. Hakikati arama yolunda kendinin ötesinde başkalarının iyiliğini eğer biz isteyebiliyorsak insan olmak sonucuna ulaşabiliyoruz. Onların da iyiliğini istiyor. Onlara da kalbimizde bir sevgi açabiliyorsak insanız demektir. Gılgamış da aslında insan olmak üzerine de bir anlatı. Hem kültürlenme hem evrensel mit aynı zamanda da insan nedir sorusuna da cevap veriyor. Şimdi herkes ölümle yüz yüze, ölümlü dünyada sevdiklerimizi yitirmenin acısıyla baş etmeye çalışıyoruz. Kaçınılmaz yazgıya doğru hepimiz ilerliyoruz. İnsanlığın geleceği için yapılan hizmetler aslında bir anlamda bize ölümsüzlüğün de kapısını açıyor. Destan bir yandan insanlara değerlerle yüklü bir anlam vermeye çalışıyor, yaşam anahtarı sunmaya çalışıyor. Bir yandan da ölümün sorgulanamayacağı gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz. Yani Gılgamış bile yapamamışsa artık kimse yapamaz, kimse ölümsüzlüğü bulamaz şeklinde insanlar bir katarsis içine giriyor diyebiliriz. Asıl mutluluk veren durum iyi şekilde insanların hafızasından silinmemek aslında. Bu sonucu da çıkarabiliriz. Tarihteki büyük insanlar gibi hala onların hatırlıyoruz ve onlar bizim için ölümsüz insanlar. Tarihte insanlığa hizmet etmiş insanlar. Ama tabii burada Gılgamış'ta şöyle bir şey geçiyordu. Ölümsüz olabilmek için önce ölmek gerekiyor. Dolayısıyla bunu herkes yaşayacak. Her şeyi gören bilenin yani Gılgamış'ın sonunda gördüğü şey şu. Ölüm kaçınılmazdır ve bu kaçınılmaz bilgi üzerine doğru bir yaşam kurmak gerekir diyor. Aslında toplumunda ölümün varlığını kabul etmesiyle hayata yeniden başlıyor. Neticesinde biz bir şeyin anlamlı olması için onun karşıt tarafının varlığına ihtiyaç duyuyoruz. Gılgamış da o karşıtla yüzleşip varlığını kabul edip sindirdikten sonra
gerçek anlamda anlamlı bir hayat yaşayabilmek adına neler yapabilir, dönüp ona bakıyor. Psikanalizin pek çok incelemesinde rüyaların varlığını görüyorduk. Bu eserin büyük bir bölümünde rüyaların ne kadar önemli olduğunu defalarca siz de bahsettiniz. Bir kez daha ortaya koyuyor aslında. Sümerliler rüyalarla geleceğe bakma, olabileceklerle ilgili fikir yürütme, gökteki yıldızları okuyarak geleceğe dair fikir yürütme. Biraz hani bugün o insandaki kaygıyı hafifletebilmek için önden bazı şeyleri bilme ihtiyacının temellerinin o dönemden geldiğini Gılgamış'ta bir kez daha görmüş olduk. Freud, Gılgamış ve Enkidu ilişkisi için bir destan motifidir derken aynı zamanda Gılgamış'ın Enkidu için bir plasenta, anne ile bebek arasında bir besin, oksijen alışverişini sağlayan bir yapı olduğunu da savunuyor. Çünkü Gılgamış Enkidu gelmeden önce büyük bir yalnızlık, tek başına olma hali içerisinde. Destanın birinci tabletin o 25. sütununda 70. dizesinde şey diyordu. Gılgamış'ın aslında bilgin ve görgülü bir hekimler olduğu fakat yalnızlıktan ötürü başta insanlara gidip kötü davrandığı ve o kendisiyle paylaşabilecek denklikte birinin varlığına ihtiyaç duyduğunu anlatıyordu bize. Orayla da bunu Freud'un bu söylemlerini benzeştirdik. Bir de rüyaları ne kadar önemli olduğunu diğer kutsal kitaplarda da görüyoruz. Yani Gılgamış'ın Enkidu'nun geleceğini müjdelediği o rüyanın çok benzerini önemli şahsiyetlerin doğacağını haber veren diğer pek çok kutsal kitapta çok benzer şekilde parlak bir gökyüzü vardı ya da benzer mucizeler vardı şeklinde bize anlatıldığını bir kez daha yakalıyoruz. Özetle aslında bugünkü medeniyetin kaynağını burada aramak, bu eserin içerisinde aramak mümkün. Evet, bugün her ne kadar yapay zeka ya da teknolojinin ilerleşiyle insanlık çok başka yere gidiyor gibi gelse de aslında inanışlarımız, korkularımız, düşünme biçimlerimiz bu arketiplere o dönemden gelen aslında hepimiz kökene bağlıyız. Hala ayrılabilmiş, yeni bir düzen, yeni bir mitin ışığında yeni bir dünya kurabilmiş değiliz. Özetle bunu söylemek istiyorum. Bayağı bir zamanımız olduk, çok konuştuk ama çok faydalı oldu. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Eksik kaldığını düşündüğünüz notlarınızda. Son olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi ölümlü sistem doğanın sistemi. Yani her şey eninde sonunda ölmeli ki doğa canlı ve ölümsüz kalabilsin. Evet, insanlık tanrı olduğunu düşünmeden, tanrıcılık oynamadan, o role soyunmadan, kendi acziyetini bilerek, doğaya saygı duyarak, bu hayata bırakabileceği en güzel şey neyse onu bırakmaya çalışarak kendine ayrılan zamanı yaşamalı diyorum ben de. Bizi bu dakikaya kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi ve faydalanacağına inandığınız insanlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın. Sibel Hocam, görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ağzınıza sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık Elif Hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, herkese sevgiler.